Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. %10 civarı enflasyon farkıyla oluşan yeni zamları sizlere sunmaya devam ediyoruz. Daha önce 4 farklı kurumun yeni %10 civarı enflasyon farkıyla oluşan yenmeyelerini sizlere sunmuştuk. Sağlık Bakanlığı ile devam edelim. Sağlık Bakanlığı toplu iş sözleşmesi sonrası maliyatlar arkadaşlar. Eski ve yeni yan yana koyduk bu tabloda. Şöyle biraz daha küçültelim. Daha iyi görürsünüz. Günlük en düşük yemi arkadaşlar 8506 TL olan 333 lira 60 kuruşa yükseldi. Direkt buraya eşitlendi. Aslında %10 bile yetmiyordu. Ama kamu maaşları direkt 294 lira 24 kuruş olan yemiyeler direkt 333 lira 60 kuruşa yükseldi arkadaşlar. Asgari ücret seviyesine. En düşük aylık bürüt ücret ise 8820 lira 20 kuruştan 10.008 lira arkadaşlar yükseldi. En düşük hizmet zammı 1147 liradan küsuratlar okumuyorum arkadaşlar. 1301 liraya yükseldi. Sosyal yardım 915 liradan 1010 liraya yükseldi arkadaşlar. Meslek risk tazminatı şoförler için 5 lira 12 kuruştan 5 lira 65 kuruşa, ambulans şoförü için 10 lira 24 kuruştan 11 lira 30 kuruşa yükseldi. Yemek yardımı net 55 liradan 60 lira 72 kuruşa yükseldi. Tabii ki yemek verilen yerler yemek verilen yerlerde böyle bir ücret de yok arkadaşlar. İş sağlığı ve iş yeri güvenliği 5 lira 12 kuruştan 5 lira 65 kuruşa. Giyim yardımı Eylül ayında ödenecek olan giyim yardımı 634 liradan 700 liraya. Evlenme yardımı 517 liradan 571 liraya. Doğum yardımı 258 liradan 285 liraya. Kreş ve çocuk bakım yardımı 18 liradan 20 liraya. Analık yardımı 27 liradan 30 liraya. Ek ödeme Mayıs ayında ödenecek. 2132 liradan 3, 2353 liraya yükseldi Sağlık Bakanlığı'nda. İşe giriş dönüşü sağlanması belediye rayış bedeli net 194 liradan 214 liraya yükseldi. Belediye rayış bedeli olmayan yerler için arkadaşlar işe giriş dönüş bedeli bu şekilde oldu. Durum bu şekilde Sağlık Bakanlığı için en düşük yemiye dediğim gibi 294 lira olan yemiye 333 liraya yükseldi. Diğer ek ödemeleri yüzde %10.40 zam ile bu şekilde oldu arkadaşlar. Çok düşük kaldı bu oranlar. Dediğim gibi AK Parti'ye yakışmıyor. Orta MHP'ye de yakışmıyor. Kamu çalışanları, işçisi, memuru, herkes AK Parti'den en az %50 zam bekliyor. AK Parti'ye duyurulur hala ve hala seçim öncesi zaman var. AK Parti ka kamu çalışanlarına, işçiye, memura, öğretmene en az %50 zam yap ve seçime öyle git diyoruz.